Merhabalar. Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika, çok pratik bir tarif hazırladım. Kesinlikle beğeneceğinize garanti veriyorum arkadaşlar. Çok az malzemeli ve inanılmaz pratik, inanılmaz bereketli ve inanılmaz lezzetli. Kesinlikle denemelisiniz diyorum ve tarifime geçmek istiyorum. Gerçekten yapımı, pişmesi 15 dakikada hazır olan börek tadında harika bir lezzet çıktı ortaya arkadaşlar. Kesinlikle deneyin diyorum. Gerçekten ısrarla istiyorum denemenizi ve geri dönüşlerinizi bekliyorum bu tarifimin üzerine. Şimdi gereken malzemeler 1 adet yumurta. Evet, doğru duydunuz. 1 adet yumurtayla bir tepsi kadar bir tava kadar bir börek elde edeceğiz. 1 adet yumurta, 1 su bardağı un, 1 su bardağı süt, taze maydanoz ve taze soğan doğradım ben birkaç adet. 1 su bardağı kaşar peyniri, yarım paket kabartma tozu ve tuz. Kullanacağımız malzemeler bunlardan ibaret arkadaşlar. Kaşar peyniri yerine normal beyaz peynir de kullanabilirsiniz veya karışık peynirler de kullanabilirsiniz. Şimdi çırpma kabıma 1 adet yumurtamı ve sütümü ilave ettim. Şimdi biraz bunları bir çırpıyorum. Ve 1 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Tabi peynirinizin tuzuna göre ilave edin tuz miktarını. Biraz böyle çırptıktan sonra ilk etapta bir su bardağı un ilave ettim. Ve yarım paket kabartma tozumu döktüm. Ve güzelce pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar çırpıyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Bunu malzemelerin başında saymayı unuttum arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı ekledikten sonra güzelce pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyoruz Daha sonra kaşar peyniri ve e, Taze soğan ve maydanoz karışımı ekledim Bu aşamadan sonra artık spatula ile devam ettim Dilerseniz dereotu vesaire de ekleyebilirsiniz yani çok yakışır Spatula ile karıştırmaya başladım ve gözüme biraz fazla cıvık geldi arkadaşlar. Ee, sanırım benim yumurtam büyüktü, büyük boydu yani. O yüzden azar azar toplamda 3 yemek kaşığı fazladan un ilave ettim. Sizlerde bir su bardağı normalde yeterli gelebilir ama bir su bardağını ekledikten sonra yani bu aşamada benim yaptığım aşamada biraz gözünüze benim gibi cıvık gelirse çok az miktarda un ilavesi yaparak karıştırarak kıvamını gözlemleyin. Yani çok sulu bir kıvam olmaması gerekiyor. Çok aşırı katı da olmasın arkadaşlar. Kıvamını birazdan göstereceğim. Dediğim gibi ben 3 yemek kaşığı ilave ettim bir su bardağından hariç. Her seferinde karıştırdım, kıvamına baktım. Gerektikçe ilave ettim yani. Evet, artık harcım hazır. Gördüğünüz gibi gerçekten bu aşamalara hızlandırmadım ve çok kesmedim de yani. Toplamda 3 dakika kadar bir sürede hazırladık iç harcımızı. Geriye kaldı pişmesi. O da en fazla 10 dakikada olacak arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi tavama bir parça tereyağı aldım, bir tatlı kaşığı kadar. Eritiyorum. Tabii ki sizler isterseniz zeytinyağı veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama bence tereyağının Verdiği lezzet bambaşka. Tereyağım eridikten sonra harcımı güzelce döküyorum tavama. Kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi, kesinlikle çok aşırı sulu değil. Ve spatula ile güzelce üzerini düzeltiyorum. Bu aşamada artık ta e, ocağımın altını orta ateşe, yani neredeyse kısık ateşe getirdim arkadaşlar. Kesinlikle böyle harlı ateşte pişmesin, yoksa dışı yanar, içi çiğ kalır gayet kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Güzelce düzelttikten sonra deliksiz bir kapak kapatıyorum. Eğer delikli bir kapak kullanacaksanız o delik yani hava çıkan kısmını bir peçeteyle veya temiz küçük bir havluyla kapatın ki buharı içinde kalsın tavamızın. Bu pişirme yöntemi aslında püf noktası burada. Böyle piştiği için içi çiğ kalmayacak arkadaşlar size bu aşamada hızlandırılmış halini gösterdim gördüğünüz gibi buharı tavanın içinde kaldı ve üzeri böyle hafif kuruduğunu görebiliyoruz kapağın altından bile olsa bu işlem yaklaşık bir 5 dakika kadar sürdü arkadaşlar Tabii sizler için hızlandırdım şimdi 5 dakikanın sonunda açtım ve gördüğünüz gibi üzeri kurumuş hem elle elleyince fark ediliyor hem gözle de görülüyor bu aşamada Şimdi ben bir tahta yardımıyla ters çevirdim. Tavamı tekrar hiç temizlemeden ocağa alıyorum ve tekrar bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Çünkü diğer yüzü de diğer tarafı da kızarması gerekiyor. Tereyağım eridikten sonra diğer tarafını ekliyorum. Ben küçük bir kaza atlattım bu aşamada ama hiç sorun değil. Toparladım. Ucunu biraz fazla hızlı e, koymak istedim açıkçası herhalde. Ama hiç sorun değil. Sadece küçük bir kenarı çatladı. Sizler daha dikkatli olun tabii ki. Ee, daha sonra tekrar kapağını kapatıyorum. Ve bu tarafı arkadaşlar diğer yüzüne göre biraz daha hızlı pişecektir. Yani 3-4 dakika arasında pişecektir. Daha sonra piştiğinden emin olduktan sonra tahtamın üzerine ters çeviriyorum. Piştiğini kontrol etmek istiyorsanız arkadaşlar kek gibi aslında bir kürdan veya bir bıçak yardımıyla e, pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer hamurlu çıkarsa pişmemiş demektir. Biraz 1-2 dakika daha tutmanız gerekebilir. Evet bu şekilde böreğimiz hazır bile. Yani toplamda yapıp pişmesi 15 dakikanızı alan ve sadece sadece bir yumurta ve unla olan malzeme yani diğer malzemeler genelde he, yani aslında bütün bu malzemeler genelde her evde olan malzemeler. Kaşar peyniri kaşar peyniri yerine normal beyaz peynir de kullanabilirsiniz. En az 6 kişilik bir tava böreği olmuş oluyor. Yani bir adet yumurtayla gördüğünüz gibi yumuşacık, lezzetini anlatamam. Taze soğan çok yakışıyor. Kesinlikle ekleyin. Taze maydanoz ve taze soğanı Kesinlikle bu tarifimi ısrarla dediğim gibi denemenizi istiyorum. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bu tarifim hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da ab kanalıma da abone olmayı unutmayın diyorum. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.